Şarkıcı Serdar Ortaç sevgililer gününe özel önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ortaç, vasiyet sorusu üzerine "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim" cevabını verdi ve ekledi. "40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na şehitlere dağıtılmasını istiyorum." Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Lerzan Mutlu önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı. 45 yaşındaki Mutlu konser için tercih ettiği elbiseyle, son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren sanatçılar arasında yerini aldı. Göğüs ve derin sırt dekolteli bir kostüm giyen ünlü isim, sahnede çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Son günlerde adı Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki hakkında çıkan aşk dedikodularına da son noktayı koydu. "Hayatımda biri derken insan biri yok" diyen Tilki sözlerini şöyle sürdürdü. "Ben hep aşığım, gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla, beni yaratanla, şarkılarımla aşk yaşıyorum, iş arkadaşlarımla aşk yaşıyorum. Özellikle doğa ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Ama insan olarak hani böyle milletin düşündüğü aşk tarzında bir ilişkim şu anda yok. Doğanın bir parçası olan ve içimdeki sanatın bir parçası ilham olan bir insan eğer bir gün karşıma çıkarsa ya da hani benim vaktim olursa ona da aşık olurum." Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı polemiğine Kıvanç Tatlıtuğ'dan videolu yanıt geldi. Elmalı turta yapmasının ardından bu kez karavanda mutfağa giren ünlü oyuncu hünerlerini sergiledi. Tercihini soğanlı menemenden yana kullanan Tatlıtuğ, menemenin hazırlık aşamasını da Instagram hesabından yayınladı.